Tekrar merhaba. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Üçüncü büyük olağan kongremizden sonra ilk parti meclisimizi gerçekleştiriyoruz. Gerçekten çok başarılı, çok güçlü bir kongreyi geçen hafta gerçekleştirdik. Tüm engellemelere, tüm baskılara karşılık kongrede de belirttiğim gibi GBT rekorlarını kırarak kongremizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şimdi de kongremizden almış olduğumuz güçle ilk parti meclisi için bir aradayız. Kongremizin ve o kongre sürecinin önümüze koymuş olduğu görevleri yerine getirmek için bu yeni dönemi birlikte konuşacağız, birlikte burada planlayacağız. Bu vesileyle bu muhteşem, görkemli kongremizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tüm örgütümüze, tüm halkımıza çok fedakarca yürütmüş oldukları uzun soluklu çalışmalarının sonucunda bu kongremiz hayata geçti. Evet, biz kongreye giderken aylar öncesinden bunun hem partimiz açısından, hem mücadelemiz açısından, hem de Türkiye halkları açısından stratejik bir kongre olduğunun altını çizmiştik. Stratejikti çünkü 2018 yılı bu Milli İttifak denen bu faşizmin baskısını, zorbalığını arttıracağı bir dönemdi ve bunun kırılması, bunun geriletilmesi ancak ve ancak demokrasi cephesinin ve bunu gerçekleştirecek bir örgütsel yaşamın hayata geçmesiyle mümkün olabilirdi. Türkiye halklarının HDP'den beklentisi de bu yöndeydi. HDP bu sorumluluğu bu kongreyle almış durumdadır. 2018 yılı demokrasi ve barış mücadelesinin yükselteceği bir yol olacaktır. HDP bu anlamda tüm demokrasi güçlerini, savaş karşıtlarını, barıştan yana tercihte bulunanları, huzurlu, demokratik bir ülkede, özgür bir ülkede yaşamak isteyenleri buluşmaya davet ediyor. Kongremiz çok açık bir şekilde bu çağrıyı dile getirmiştir. Ama biliyoruz ki bu çağrı yeterli değildir. Bu çağrının hayat bulabilmesi için, bu çağrının arzuladığı bir yaşamın gerçekleşebilmesi için, ki biz bunu yeni yaşam olarak nitelendiriyoruz, bunun hayata geçebilmesi için şimdi nasıl kongrede güçlüyüz dediysek, güçlü bir örgütsel yaşamı da hayata geçirmek zorundayız. Mahallelerden başlayarak var olduğumuz her yerde radikal demokrasi perspektifimizle bu örgütsel yaşamı ilmek ilmek örmek zorundayız. Bunu başarabiliriz. Birikimimiz, tarihsel geçmişimiz ve bugünkü yapımız buna müsaittir. Biz bu özgüvenle, bu kararlılıkla önümüzdeki dönemi bu mimaride planlayacağız. Evet, buna mecburuz. Bunu başarmak zorundayız. Bizim için başka bir seçenek yok. Biz sadece siyaseti siyaset için yapmıyoruz. Biz siyaseti toplumsallaştırmak, toplumu siyasallaştırmak, politikleştirmek için yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki siyaset yaşama müdahil olmaktır. Çünkü biliyoruz ki siyaset bizim için sadece ve sadece hakların, özgürlüklerin hayat bulabilmesi için birlikte yapabileceğimiz bir şeydir. Siyasetten arındırılmış bir toplumsal mühendislikle ta 12 Eylül'den bugüne devam eden bir akla karşı biz siyasallaşacağız. Siyaseti günlük hayatın içinde, günlük yaşamın içinde var edeceğiz, öreceğiz. İşte HDK ve HDP süreci böyle bir yolculuktur. Şimdi bir kez daha konferansta da almış olduğumuz kararlar çerçevesinde nasıl bir HDP, nasıl bir örgütlenme ve nasıl bir siyasi mücadele konusunda yolculuğumuzu başlatıyoruz. Tabii ki burada en önemli sorumluluk yine örgütümüze düşüyor. Parti meclisimizde, yerel örgütlerimizde, il ilçe teşkilatlarımızla şimdi önümüzdeki almış olduğumuz görevleri yerine getirmek için dinlenmeksizin belki çok zor bir dönemi birlikte göğüsleyeceğiz. Evet, zor bir dönem ama
biz bu zor dönemin yakınmalarıyla vakit geçirmeyeceğiz. Biz bu zor dönemin aşılması için belki o zor dönemin bütün zorluklarına rağmen mücadelemizi yükselteceğiz. Zor dönem. Kongreden bugüne geçen bir haftalık sürede yaşananlar bile nasıl bir girdabın içinde olduğumuzu, nasıl bir faşist baskının, faşizmin kurumsallaşma çabalarının hız kesmeden yoluna devam ettiği bir süreçte olduğumuzu bize gösterdi. Bakın birkaç tane birlikte yaşadığımız örnek. Selahattin Demirtaş vakası. İleride hukuk fakültelerinde bu başlıkla bu vaka anlatılacak. İddia ediyoruz. Evet, böyle bir vaka analizini hukuk fakültelerinde okutacaklar. Çünkü bir daha yargıçlar böyle bir hukuksuzluk yapmasın diye okutacaklar. Bir daha yargıçlar bütün bu hukuk garabetine rağmen yasaları çiğnemesinler diye okutacaklar. Davayı birlikte izledik. Biz o davayı o salonda izlerken yan salonda FETÖ davası vardı. 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı yargılananlar vardı ve onların sesleri bizim salona ulaşıyordu. Selahattin Başkan'ı yargılayanlar, Selahattin Başkan hakkında düzenlenmiş iddianameyi ortaya koyanlar, yan salondaki FETÖ'cülerin hazırlamış oldukları iddianameyi okuyorlardı. İşte böyle bir hukuk garabeti, böyle bir hukuk katliamı altında bir dava izledik. FETÖ'cülerin hazırlamış olduğu iddianame ile bu FETÖ zihniyetine, AKP zihniyetine, FETÖ-AKP ittifakına karşı çıkmış bir anlayış, bir zihniyet Selahattin Demirtaş ve aslında HDP yargılanmaya çalışılıyor. Yargıçlar kendilerini inkar ediyorlardı. Hukuk fakültesi diplomalarını inkar ediyorlardı. Ama duymuyorlardı, görmüyorlardı. Almış olduğu talimatların gereğini yerine getirmekle ancak mükelleftiler ve öyle de yaptılar. Tutukluluğun devamına karar verdiler. Tıpkı kongre konuşmasında barış dediği için, insanlar ölmesin dediği için bugün gözaltında olan Serpil Başkan gibi. Serpil Başkan ne deseydi? Daha çok ölüm mü deseydi? Daha çok savaş mı deseydi? Hayır, barış dedi. Savaşın sonlanması için savaş karşıtlarını yan yana gelmeye davet etti. Fakat bugün sevgili eş genel başkanımız Serpil Başkan da gözaltında. Yine bu hafta içinde halk sağlığı mücadelesinin öncü isimlerinden sevgili Onur hocamız da tutuklandı. Savaş bir halk sağlığı sorunudur diyen Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nde olduğu gibi aslında yaşamın her alanını, sermayenin, iktidarın her alanını savaşa çevirdiği ve bunun da en önemli örneklerinden biri olan Dilovası meselesinde yürütmüş olduğu çalışmalarla tüm toplumun sağlığını savunan Onur hocamız, onurlu bir mücadelenin öncüsü olan hocamız tutuklandı. Neden tutuklandı? Yine barış dediği için. Savaşa karşı çıktığı için. Bu konuda yapılmış olan açıklama bahane gösterilerek tüm bileşenlerimizin eş başkanları, HDK, DTK yöneticilerimiz gözaltına alındı ve bu gözaltı sürecinden sonra adli kontrol şartıyla bir grup arkadaşımız serbest bırakılırken Onur Başkan, Onur Hamzaoğlu ve Fadime arkadaşımız maalesef tutuklandı. Bunların hepsi bir hukuk tanımazlık, yasa tanımazlığın göstergeleri. Bunu bizzat yargı erki gerçekleştiriyor. Yani kuvvetler ayrılığı, yargı erki, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığının artık yitirildiği bir noktaya geldik. Talimatlarla hareket eden bir yargı. Bir başka yine vaka, görüşlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama sonuçta sadece görüşlerini ifade ettikleri için Anayasa Mahkemesi'nin kararı olmasına rağmen Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcak'la ilgili ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Bu dünyanın neresinde görülmüştür? Bu ancak faşist diktatörlüklerde görebileceğimiz bir yargı
anlayışıdır. Ve şu anda Türkiye'de yüzlerce gazeteci tutuklu, gözaltında ve gazeteci oldukları için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış gazetecilerimiz de var. Türkiye yargı bağımsızlığı konusunda ilk yüze zor girmiş bir ülke. Düşünebiliyor musunuz? İlk yüze zor girmiş. 99. sırada. Dolayısıyla bu garabet devam ediyor. Deniz Yücel serbest bırakıldı. Çok sevindik. Gerçekten. O da sadece yapıyordu. Özgürce gerçekleri yazıyordu. Fakat serbest bırakılma yöntemi aslında bütün herkesin dönüp bakması gereken bir şey. Bir hukuki işlem sonucu serbest bırakılmadı Deniz Yücel. Yine bir siyasi müdahale sonucunda serbest bırakıldı. Sayın Merkel'in talimatları, dolaylı talimatları ve oradaki yürüyen pazarlıklar, tabii bunları biz bilmiyoruz. Bunların sonucunda bir gazeteci serbest bırakıldı. Şimdi dönüp Sayın Merkel'e sormak gerekiyor. Şu anda artık Türkiye'de basın özgürlüğü var mı? Deniz bırakıldıktan sonra artık Türkiye'de basın özgürdür diyebilir miyiz? Deniz bırakıldıktan sonra Türkiye'de artık yargı bağımsızdır diyebilir miyiz? Diyemiyorsak, sadece Deniz'in bırakılması üzerinden siz eğer Türkiye ile olan ilişkilerinizin iyileştirilmesini düşünüyorsanız ve kurgunuzu buradan yapıyorsanız, bilin ki aslında bu sadece Türkiye'ye değil, Avrupa halklarına yönelik de bir kötülüktür. Bugün Avrupa'da ne zaman seçim olsa Avrupa'yı saran en büyük kabus faşist partilerin, ırkçı partilerin oy oranlarının yükselmesi. Ve Avrupa'da Fransa'ya baktığınızda Macron'un iktidara gelmesi, bugün Almanya'da Merkel'le Alman Sosyal Demokrat Partilerin koalisyon yapması ya da İngiltere'de May'in Brexit anlaşmasını bu kadar ısrarla savunup İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması gibi. Bütün Avrupa'da yaşanan sorunları değerlendirdiğinizde aslında Avrupa'da yükselen bu ırkçı dalganın etkisinin olduğunu görüyorsunuz. Bu saydığım ülkeler Avrupa'nın en büyük ülkeleri. Küçük ülkelere doğru gittiğinizde bu risk daha da yüksek. Peki neden yükseliyor Avrupa'da bu ırkçı siyaset, bu dalga? Avrupa hala kendi kapalılığı içinden Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya baktığı için. Orta Doğu'ya bu çarpık bakış aslında göçmen pazarlığında da çok açık ortaya çıktığı gibi bir yanıyla hem Orta Doğu'daki sorunları çözümsüzlüğe itmekte, Suriye sorununu derinleştirmekte, Kürt sorununun uluslararası platformlarda çözüm yönünde adım atmasını engellemekte ama diğer taraftan Avrupa'nın da bu kabusla baş başa kalmasına neden olmakta. Kongremizde de ortaya çıktığı gibi gelen yurt dışından gelen delegasyonların da ifade ettiği gibi özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi aslında bu internasyonel dayanışmaya muhtaçtır. Tüm halkların özgürlüğü aslında o Birleşik Kaplar misalinde olduğu gibi ancak birlikte hayat bulabilir. Ancak bu dayanışmayla mümkün olabilir. Dolayısıyla herhangi bir ülkede yaşanan hukuksuzluk, herhangi bir ülkede yaşanan evrensel hukuk kurallarının ihlali, insan haklarının göz ardı edilmesi tüm ülkelerin ortak sorumluluğudur ve tüm ülkelerde belli yansımalarını öyle ya da böyle karşılığını bulacaktır, yaşanacaktır. Dolayısıyla biz buradan Afrin'de olduğu gibi, Kürt sorununda olduğu gibi bu alanlardaki çözümlerin evrensel hukuk ve insan hakları çerçevesinde ancak ortak bir küresel uluslararası akılla çözülebileceğine inanıyoruz ve bu anlamda çağrımızı tüm ülkelere yineliyoruz. Bugün Türkiye'de Erdoğan iktidarı Milli İttifak çerçevesinde bu anlamda bir yol kat etme, seçim ittifakı üzerinden kısa vadede
bir seçim, tırnak içinde söylüyorum, başarısına ihtiyaç duyuyor. Ve bu telaşla hareket ediyor. Bir yandan içeride muhalefeti susturmak, bir yandan HDP'yi düşmanlaştırıp ötekileştirerek bir düşman hukukunu var etmek, diğer yandan da biraz önce de belirttiğim gibi uluslararası arenada kısa erimli pazarlıklarla itibarsızlığı gayet net bir şekilde içine sindirmiş bir durumda her türlü manevralarla yol kat etmeye çalışıyor. Ve bu yolculuğunu iktisadi anlamda da bir şiddete çevirerek, aslında ülke kaynaklarını çarçur ederek sürdürüyor. Bakın, en son açıklanan bir şeyde Maliye Bakanı açıkladı. İşsizlik sigortası fonundan 3,5 milyar liraya yakın bir kaynakla istihdam yaratma politikasını hayata geçireceğiz diyorlar. Yani bizzat emekçilerin fonlarıyla aslında bir teşvik politikasını bir kez daha devreye sokuyorlar. Diğer taraftan devasa bir cari açık, devasa bir bütçe açığı giderek büyüyor. Tüm bunları neden gerçekleştiriyor? Bu aslında dejenere bir Keynesçilik dediğimiz politika. Bu sayede kamu harcamalarını fütursuzca yükselterek bunun kaynağını bizzat emekçilerin kaynaklarından finanse ederek, bularak ve bunun maliyetini de topluma yükleyerek kısa zamanda bir seçim başarısı peşinde koşan bu iktidarın taktikleridir. Ve bu öyle bir devasa boyutta bir maliyet yaratacaktır ki önümüzdeki dönem Türkiye çok derin bir iktisadi krize sürüklenecektir. Bu 2001 krizinden çok daha derin bir sonuç yaratacaktır. Tüm bu çerçevede değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönem Kürt halkının haklı mücadelesi, Suriye'deki sürdürülen bu savaşın sona ermesi, Türkiye'deki emekçilerin, kadınların hak mücadelesi aslında bizim ortak mücadelemizi tarif etmektedir. Bu ortak mücadele faşizme karşı bir mücadeledir. Bu ortak mücadele demokrasi ve barış mücadelesidir. HDP bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Konuşmamın başında da söylediğim gibi. Ama bunu yalnız tek başımıza yapmayacağız. Biz demokrasiden yana olanları, barıştan yana olanları, bu anlamda bugünkü iktidara itirazı olanları, karşı olanları o büyük çağrımızla bir kez daha bu mücadeleye davet edeceğiz. Ancak ve ancak böyle başarabiliriz. Bunun farkındalığıyla yol alacağız. Dolayısıyla da bu farkındalıkla da örgütsel hayatımızı güçlendireceğiz. Taban örgütlülüğü dediğimiz konuda konferansımızda almış olduğumuz kararların gereğini yerine getireceğiz. Bugün bu konularda daha ayrıntılı hep birlikte tartışıp önümüzdeki dönem nasıl bir örgütlenme çalışması, nasıl bir mücadele hattı ve nasıl bir HDP konusunda bugün hep birlikte tartışacağız. Ben bu açılış konuşması vesilesiyle buraya gelen tüm arkadaşlarıma, hepinize başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Çok değerli arkadaşlar, sevgili yoldaşlarım, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizin yeni görevi hayırlara vesile olsun diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tüm arkadaşlarıma yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bundan önceki dönem partimizde görev alan, ancak bu dönem görev almayan, eski olarak tabir ettiğimiz arkadaşlarıma vermiş oldukları emek ve çabadan dolayı özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Halkların Demokratik Partisi'ni bugünlere taşıyan, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesi veren her bir arkadaşımın çok büyük bir emeğinin, çok büyük bir çabasının olduğu bilinciyle bu dönem parti meclisinde görev alan arkadaşlarımın da bu bayrağı yere
indirmeyeceğini düşünmeyerek her arkadaşımın bu bayrağı onurla, gururla taşıyacağına olan inancımı belirterek selamlamak istiyorum sizleri. Evet, 11 Şubat tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirmiş olduğumuz büyük kongremizde çok büyük bir moral, çok büyük bir coşku, çok büyük bir heyecan duyduğumuzu ifade etmek isterim. Kongre Türkiye açısından aslında önemli bir kongreydi. Özellikle Halkların Demokratik Partisi üzerinde yapılan baskıların, Halkların Demokratik Partisi'ne uygulanan şiddetin ve kapalı olan siyaset kanallarının açılmasına yönelik verilen mücadelenin bir göstergesiydi kongre. Çünkü her türlü engellemeye rağmen bir kongre bile toplayamıyorlar diyen bu ülkenin cumhurbaşkanına verilmiş olan çok büyük bir cevaptı kongre. Türkiye'nin dört bir yanından kendi rengiyle, kendi sesiyle, kendi iradesiyle kongre ve kongre salonunu dolduran bütün halkımıza, halklarımıza özel teşekkür ediyorum. Ayrıca kongrede çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımı da kutlamak istiyorum. Hem kongre divanında kongreyi yöneten arkadaşlarıma, kriz masasındaki sorunları çözen arkadaşlarıma, halkımızla birlikte otobüslere binen yönetici ve milletvekili arkadaşlarıma çok özel teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kongre aynı zamanda bir umuttu bizim açımızdan. Kongre aynı zamanda devlete ve sisteme vereceğimiz bir cevap da aynı zamanda. Evet, kongre salonunda halkımız bu ülkeyi yönetenlere bir mesaj verdi. Neydi bu mesaj? Birincisi, siz HDP'yi yok etmeye çalışsanız bile biz HDP'nin yanındayız dediler. Siz HDP'yi kriminalize etme yönünde bir çaba sürdürseniz bile biz HDP'yi yalnız bırakmayacağız dediler. Verilen bir mesajda Afrin'e yapılan işgal girişimine yönelikti. Kongre salonundaki her bir arkadaşım, halkımız Afrin'e savaş açma politikalarına karşı olduklarını çok açık bir şekilde ifade ettiler. Alkışlarıyla, zılgıtlarıyla, atmış oldukları sloganlarla biz savaşa karşıyız dediler. Kongrede verilen diğer bir mesaj, Sayın Öcalan'a yönelik uygulanan ağırlaştırılmış tecritti. Ve kongre salonunu dolduran herkes tecrite karşı olduğunu bir kez daha beyan etmiş durumdadır. Ve Sayın Öcalan'ın bu ülkede barış için, demokrasi için, özgürlükler için bir şans olduğunu ifade eden sloganlar atıldı kongre salonunda. Bu da bizim açımızdan önemli bir mesajdı. Yine özellikle partimizin eş genel başkanlığını yapan Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Figen Yüksekdağ ve tutuklu bulunan tüm milletvekili arkadaşlarımızın görüntüleri yayınlandığı zaman, çıktığı zaman atılan sloganlar ve alkışlar biz milletvekillerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Derhal serbest bırakılsın mesajı verildi. Elbette ki bu mesajları bu ülkeyi yönetenler çok farklı algıladılar. Çünkü kongrenin hemen ertesinde yeni bir siyasi soykırım operasyonlarıyla birlikte özellikle partimizin eş genel başkanlığını yapan sevgili Serpil Kemal Bey arkadaşımızı gözaltına alarak şu anda hala gözaltında tuttukları bunun bir göstergesiydi bizim açımızdan. Yine HDK eş sözcüsü sevgili Onur Hamzoğlu arkadaşımızın
ve ESP Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi arkadaşımızın tutuklanması da özellikle kongreye verilen bir mesaj olarak algılanmalı bizce. Biz hem Serpil Kemalbay arkadaşımızın hem diğer tutuklanan arkadaşlarımızın bu ülkede barışı savunduklarını biliyoruz. Savaşa karşı çıktıklarını biliyoruz. Ancak tutuklanan ya da gözaltına alınan her bir arkadaşımızın tutuklanma gerekçesinin barış yanlısı ya da savaşa karşı çıktıkları olduklarından dolayı tutuklandıklarını ve gözaltına alındıklarını biliyoruz. Ancak ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkede bizler, yani Halkların Demokratik Partisi var olduğu sürece, biz kadınlar var olduğumuz sürece onların savaşına karşı çıkacağız, barışı savunmaya devam edeceğiz. Sezai Başkanımız da ifade etti, özellikle sevgili Selahattin Demirtaş'ın 3 günlük duruşmasında havuz medyasının bu duruşmaları görmemesi ve kamuoyuna açık yapılmaması elbette ki kabul edilir bir durum değildir. Sevgili Selahattin Demirtaş 3 günlük duruşmada aslında bu ülkeye bir hukuk dersi verdi. Bu ülkeye bir ahlak dersi verdi. Bu ülkeye siyasi bir ders verdi. Ancak bunu görmeyenler, bunu görmezden gelenler, bunun üstünü kapatmaya çalışanlar şunu bilsinler ki sevgili Selahattin Demirtaş ve diğer arkadaşlarımız bu ülkede yaşanan haksızlıkları, bu ülkede yaşanan hukuksuzlukları ve halkın seçmiş olduğu iradelerin teslim alınmayacağını çok iyi bilmeliler. Her bir milletvekili arkadaşımın duruşma salonlarında hukuk dersi verdiğini belirtmemiz gerekiyor. Ve her bir milletvekili arkadaşımızın duruşma salonunda kararlı bir şekilde barışı savunduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Rehin alınmalar, tutuklanmalar elbette ki bizleri asla yıldıramayacaktır. Ve biz kararlı olduğumuz bu yolda, inançlı olduğumuz bu yolda yürümeye hep birlikte devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Deniz Yücel meselesi elbette ki bir gazetecinin cezaevinde olması asla kabul edilir bir durum değildir. Ancak yapılan anlaşmalar sonucu Deniz Yücel'in serbest bırakılması, ki kendisinin de zaten bu yönlü bir beyanı var, niçin tutuklandığımı bilmiyorum, niçin serbest bırakıldığımı da bilmiyorum ifadesinden de anlaşılacağı üzere özellikle gazeteciler üzerinde de yoğun bir baskının olduğu ve bu baskının giderek devam edeceği yönünde bir algıya neden olmuştur. Deniz Yücel elbette ki tutuklanmamalıydı. Ancak serbest bırakıldığında bu ülkenin başbakanı yargıyı işaret ettiği zaman biz aynı yargının Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Çağlar Demirel, cezaevinde olan tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımız, yönetici arkadaşlarımız için niçin gerekli ya da geçerli olmadığını elbette ki sormak durumundayız. Eğer bu ülkede hukuk varsa, eğer bu ülkede adalet varsa ve bağımsız bir yargıdan bahsediliyorsa, o zaman yargı ve adalet herkes için eşit olmak durumundadır. Yine sevgili Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'a sadece düşüncelerinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapsi verilmesinin bu ülke açısından çok talihsiz bir karar olduğunu ve tarihe kara bir leke olarak geçeceğini de belirtmek isterim. Ve bizler bugün cezaevinde bulunan akademisyenlerin, yazarların, aydınların ve siyasetçilerin özellikle derhal serbest bırakılması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Yine 2 gün önce
Bu ülkenin başbakanı çözüm 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 yok kardeşim diyerek bu ülkede yıllarca yaşanan acının, yıllarca ödenen bedellerin ve verilen mücadelenin ne anlama geldiğini bilmeden ve bu ülkede eğer Kürt sorunu demokratik yöntemlerle çözülmezse yaşanan sıkıntıların her gün artacağını bilmeden yapılan bir konuşma olarak değerlendiriyoruz. Bizler bu ülkede 2011-2015 yılları arasında çözüm süreci olarak adlandırdığımız ve bu çözüm sürecinde hiçbir canın kaybedilmemesinin, hiçbir bölgeye, hiçbir ile tek bir cenazenin gitmemesinin, hiçbir annenin gözyaşı dökmemesinin bizim açımızdan büyük bir kazanım olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki bu süreçte önemli bir rol aldık ve bu sürecin gelişebilmesi için bir mücadele verdik ve o süreç bizim açımızdan Türkiye halkları için bir umuttu ve bu ülkede umudun yanında aynı zamanda bir huzur sağlanmıştı. Ancak bu çözüm sürecini bitirenler, bu masayı devirenler tekrardan bir çatışmalı sürecin başlamasına da neden oldular. Biz şunu çok açık olarak ifade ediyoruz. Çözüm sürecini bitiren AKP hükümetidir. Çözüm masasını deviren birebir bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla çözüm olmadan bu ülkede, müzakere olmadan, müzakere yapılmadan bu ülkede ne barışın, ne kardeşliğin, ne özgürlüklerin hiçbir şekilde gerçekleşmeyeceği inancını taşımaktayız. Değerli arkadaşlar, çok uzun bir konuşma yapmayacağız. Aslında bugün burada konuşma parti meclisi toplantısını gerçekleştiriyoruz. Her birimiz aslında birbirimizi çok yakından tanıyan, yıllarca bu mücadelede omuz omuza yürüyen arkadaşlarız. Ancak her şeye rağmen yine de tek tek arkadaşlarımızla tanışmayı usul olarak uygun görüyoruz. Dolayısıyla bitirirken özellikle şunu ifade etmek isterim. 2018 yılı hepimiz açısından zorlu bir yıl olabilir. Ancak içimizde taşıdığımız umut, içimizde taşıdığımız coşku, bu zorlu süreci en iyi şekilde başaracağımıza olan inancımızı da birlikte getiriyor. Kongremizin coşkusuyla 8 Mart'ta özellikle alanlarda, meydanlarda kadınların bu ülkede yaşanan her türlü olumsuzluğa karşı, kadın kıyımlarına, kadın cinayetlerine, kadına yönelik baskı ve şiddet politikalarına karşı duruşunu sergileyecek bir çalışmayla şimdiden 8 Mart'ı alanlarda ve meydanlarda kutlamaya hep birlikte hazırlanacağız. Değerli arkadaşlar, sadece kadınlar olarak bu çalışmayı yapmayacağız. Özellikle parti meclisinde olan erkek arkadaşlarımın da 8 Mart çalışmalarında birebir görev almasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın sorunu, kadın meselesi sadece kadınları ilgilendiren bir mesele değildir. Tüm toplumu, tüm halkları ilgilendiren bir mesele olduğu için 8 Mart'a tüm coşkumuzla, tüm heyecanımızla hazırlanıp alanlarda ve meydanlarda kendi sesimizle, kendi rengimizle durmaya devam edeceğiz. Yine Nevroz Bayramı Kürt halkının yıllardır milyonlarla alanlara indiği bir bayramdır. Ve Nevroz Bayramı'nda da yine Türkiye halkları olarak ama aynı zamanda Kürt halkının bayramı olarak bu bayramı kutlamanın coşkusuyla, heyecanıyla yeni dönemin, yeni sürecin hepimize barışa, kardeşliğe ve demokrasiye vesile olmasını temenni ediyor. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Başarılar diliyorum.